Herkese merhaba. Yeni dersimiz bir diyalog, yeni farklı bir kurgu, farklı hayatlardan bahsedeceğim size. Bu diyalogda e, taşınma söz konusu. Onu açıklayacağım. Önce Fransızca okuyacağım sayfayı, ardından da Türkçe açıklamasını yapacağım. Derslerimi lütfen sırayla izleyin arkadaşlar. Bu çok önemli. Atlamadan izlerseniz ve birkaç kez e, izlerseniz, yani komple izledikten sonra tekrar başa dönüp izlerseniz iki üç kez. ...bir tur atarsanız gerçekten öğrenme olacaktır. Çok iyi bir seviyeye geleceğinizi garanti ediyorum. Ee, ek kaynak tabii ki kullanabilirsiniz. Kitap okumanızı, sürekli dinleme yapmanızı öneriyorum. Dizi, şarkı, film ne bulursanız dinleyin. Düzenli olarak ve sistemli şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ancak o şekilde yaparsanız kesinlikle bu dili öğreneceksiniz. Diğer dillerden daha zor değil diğer bütün duyduğunuz kulaktan dolma ve bütün ön yargıları lütfen kenara bırakın. Şimdi dersimize başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen yapmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız tavsiye etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Instagram sayfamda da sizler için yararlı paylaşımlar devam ediyor. On déménage. Salut Mathilde, j'ai entendu dire que vous avez trouvé un nouvel appartement. Vous déménagez ou c'est juste une rumeur? Non, c'est vrai, Jules a trouvé un nouveau travail au centre de la capitale. Et tu sais qu'il voulait toujours que son lieu de travail soit à proximité de notre domicile. Alors on a décidé de déménager. Oui, c'est vrai, il me l'avait dit. Mais les loyers sont chers au centre de Paris. Et toi, comment tu vas faire? Oui, on en est conscient, mais Jules perdait trop de temps avec le transport en commun, et tu sais qu'il n'aime pas être nez à nez avec les gens. Il était obligé de prendre le métro aux heures de pointe, et il arrivait complètement fatigué à la maison. Şimdi okudum, normal bir hızda okudum çünkü bu hızda alışmanızı istiyorum. Daha da hızlı okuyabilirdim ama şu an bu hızda alışmanızda fayda var. Çok yavaş okursam da doğal bir ortam sağlanmamış olacak. Dolayısıyla artık bundan sonra bu tür hızlara da kulağınız alışsın. Şimdi açıklama yapacağım. On deminaj. Salut Mathilde. Şimdi on deminaj taşınıyoruz demek. Salut Mathilde. Merhaba. Selam Mathilde. J'ai entendu dire que vous avez trouvé un nouvel appartement. Duydum ki yeni bir apartman buldunuz. Yani yeni bir apartman, yeni bir daire bulduğunuzu duydum. Burada j'ai entendu dire que, j'ai entendu dire, entendre dire, yani entendre duymak, duydum ki demek, yani duyduğuma göre anlamında. Bu kalıbı da bir kere e, not edin, çünkü kullanabilirsiniz ileride. J'ai entendu dire, nous avons entendu dire, biz duyduk ki anlamında. J'ai entendu dire que vous avez trouvé un nouvel appartement. Sizin yeni bir daire bulduğunuzu duydum. Vous déménagez Ou c'est juste une rumeur. Şimdi une rumeur, söylenti demek. Vous déménagez? De yani est-ce que vous déménagez de, de diyebilirdi? Déménagez-vous de, de diyebilirdi? Ama burada vurguyla soruyor. Vous déménagez ou c'est juste une rumeur? Yani taşınıyor musunuz yoksa sadece bir söylenti mi? Yani bütün benim duyduklarım doğru mu anlamında? Sonra e, Matil şunu diyor. Non, c'est vrai. Hayır, doğru. Burada bu arada buradaki juste une rumeur, burada kejus sadece bir söylenti mi anlamında. Non, c'est vrai, Jules a trouvé un nouveau travail. Hayır, yani söylenti değil diyor Matil. O anlama geliyor. Sevre, doğru. Jules eşi yani. a trouvé un nouveau travail au centre de la capitale. Evet, Jules yeni bir iş buldu. a trouvé un nouveau travail. Burada sizin için bir sıkıntı yok burada anlaşılmasında. Au centre de la capitale, başkentin merkezinde demek. Bakın, başkentin doğrudan adını söylememeye de bilirler. Au centre de la capitale, yani hangi şehirde olursa olsun, au centre de la capitale, la capitale, başkent demek. Burada au centre de Paris de diyebilirdi ama burada ben bu şekilde yazdım ki bunu da bilin, bu kalıbı da bilindi. Bu, bu tarz cümleleri de bilindi. Un nouveau travail au centre de la capitale, başkentin merkezinde yeni bir iş buldu. Jules. Et tu sais il voulait toujours que son lieu de travail soit à proximité de notre domicile. Alors, on a décidé de déménager. Şimdi bu cümle uzun. Fakat cümleyi böyle bölerek incelersek göreceksiniz çok kolay anlaşılması. Et tu qu'il voulait toujours. Biliyorsun ki her zaman istiyordu. Ne istiyordu? Que son lieu de travail. Lieu de travail nedir? İş yerinin yani iş yerinin bulunduğu yer. Soit à proximité. Şimdi il voulait sonra subjonktif geliyor. Dolayısıyla burada soit etrin subjonktif hali. Yani iş yeri yani bulunduğu yer soit à proximité de notre domicile. Notre domicile evimiz demek. Yani ikamet ettiğimiz yer evimiz. Yani her zaman Jül iş yerini evimize yakın olmasını istiyordu tu sais qu'il voulait. Biliyorsun ki, qu'il voulait toujours que son lieu de travail, işinin, soit à proximité, proximité de, être à proximité de, près de l'eşter, yani yakınında. Bizim evimize yakın olmasını istiyordu. Alors, on a décidé de déménager. O halde taşınmaya karar verdik. Bakın, décidé de faire quelque chose. Décidé de parler, konuşmaya karar vermek. Deside d'écrire yazmaya karar vermek. Deside de travailler çalışmaya karar vermek. Deside'den sonra de geliyor. Deside de faire quelque chose. Burada da diyor alors ona a décidé de déménager yani taşınmaya karar verdik. Son arkadaşı şunu diyor. Oui c'est vrai. Evet doğru. Il me l'avait dit. Bana söylemişti. Bakın avoir'la çekiyoruz burada. Dir fiilinin Plusque parfe halini mişti geçmiş zaman. Biliyorsunuz plusque parfede ya et ya avarı kullanıyoruz. Ama et ve avarın hangi hallerini? En parfe hallerini artı partisi pase kullanıyoruz. Burada plusque parfe konusuna lütfen göz atın eğer hatırlamıyorsanız. Oui, c'est il me Evet, doğru. Bana söylemişti. Il me Bakın burada me var. Bana söylemişti. Il me dit. Buradaki el apostrof işte o bahsettiğin o taşınma e, ve sürekli e, yani uzak olmasına şikayetçiymiş büyük ihtimal arkadaşı evin iş yerine. iş yerinin evine yakın olmasını arzu ettiğini bana zaten diyor, bahsetmişti diyor. Fakat ne diyor? Me les loyers sont chers au centre de Paris. Şimdi burada bakın au centre de la capitale demiyoruz. Au centre de Paris. Yani diyor ki arkadaşı fakat kiralar Paris'in merkezinde pahalı. Et toi comment tu vas faire? Peki sen nasıl yapacaksın? Çünkü Matilde çalışıyor sonuçta. Ne olacak? Şimdi cevap veriyor. Oui, on en est conscient. Evet, farkındayız. Yani kiraların pahalı olduğunun farkındayız. Oui, on en est conscient. Buradaki bakın, on est conscient de olduğu için, et conscient de olduğu için, de ile kullandığı için, anı getiriyoruz burada. Yani bunun farkındayız.

insanlar yolculuk yap, yaptığı için o da e, bundan şikayetçiymiş sevmiyormuş. Et ki ne et ne ani ne ani burun buruna demek. Avec les gens. Bazen ne ani arasında böyle très çizgi koyarlar. Bazı yerlerde konuyor bazı yerlerde konmuyor. Ben burada yazmadım ama siz ne a arasında a, diğer ne arasında birer çizgide koyabilirsiniz fark etmez. Et ne ani avec les gens. İnsanlarla burun buruna olmayı sevmiyor. Biliyorsun. Il était obligé de prendre le métro. Bakın il était obligé. Mecbur kalıyordu. De prendre le métro. Metroya binmeye mecbur kalıyordu. Ne durumda? Aux heures de pointe. Heures de pointe insanların iş çıkış saati demek. En yoğun yani toplu taşımaların en yoğun olduğu ve insanların işten çıktığı için o saatler böyle pik saatlerin oldu. Yoğun saatlerin oldu vakitler. Ona da heure de pointe deniyor. Et il arrivait complètement fatigué à la maison. Bakın, il était obligé de prendre le métro aux heures de pointe. Yani iş çıkış saatinde binmek zorunda kalıyordu metroya. Et il arrivait complètement fatigué à la maison. Ve eve tamamen yorgun şekilde geliyordu. Arrivé fatigué. Yani arrive complètement. Burada complètement anlamı tamamen çok anlamında. ''il arrive'' geliyordu. Bakın ''imparfet'' var burada. ''il arrive'' Bakın ''il était obligé'' Bakın ''être obligé'' ette obligé'' Burada da ''être obligé'' Mecbur kalmak. Ama ''être'' yardım fiilinin Bakın zamanla ''imparfet'' Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu sayfayı da önce komple okuyorum. Ardından açıklamasını yapacağım. ''C'est une bonne nouvelle ça. Vous pourrez consacrer plus de temps à vos activités sportives.'' car je pense qu'une vie sans activité physique est une vie monotone. L'Organisation mondiale de la santé estime que le manque d'activité physique entraîne plus de 2 millions de décès par an. J'en suis certain. On s'était mis d'accord pour s'inscrire à un club de gym, mais Jules a changé d'avis et il veut faire du wushu, car il est fasciné par les arts martiaux. Şimdi açıklama yapalım. Arkadaşı şöyle diyor. C'est une bonne nouvelle sa. Bu çok güzel bir haber. Yani güzel bir haber bu. Une bonne nouvelle, güzel bir haber demek. Vous pourrez consacrer plus de temps à vos activités sportives. Şimdi burada pouvoir'ın futur hali var dikkat ederseniz. Consacrer belki soruyorsunuz kendiniz nedir acaba bu fiil diye. Ayırmak, zaman ayırmak. Yani consacrer plus de temps daha fazla zaman ayırmak demek. Consacrer du temps zaman ayırmak demek. Şimdi vous pourrez consacrer. Burada pouvoir gidiyor araya. Bakın vous consacrerez demiyorum. Vous consacrerez deseydim zaman ayıracaksınız olurdu. Fakat burada pouvoirın fütürünü kullandım. Vous pourrez consacrer. Demek zaman ayırabileceksiniz. Pourrez burada fütür hali olduğu için. Plus de temps daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Neye? a vos activités sportives. Şimdi sportif tahmin ediyorsunuz sporla ilgili. Activité sportive de sporla ilgili faaliyetler. Yani daha fazla spor yapabileceksiniz anlamında. Daha fazla spora vakit, zaman ayırabileceksiniz anlamında. Daha fazla sporla ilgili faaliyetlere zaman ayırabileceksiniz. Car je pense que. Bakın, pense fiili çok ilginç bir fiildir. Pense que çok kullanıyoruz. Düşünüyorum ki. Je crois que. Zannediyorum ki. Je pense que. Bakın bu fiil çok çıkıyor karşımıza. Bir fikrinizi beyan ederken, karşı tarafa bir düşüncenizi ifade ederken, je pense que diyebiliriz. Bu çok kolay bir kullanı var. Düşünüyorum ki. Je pense qu'une vie sans activité physique est une vie monotone. Şimdi bu cümleyi toparlayalım. Çünkü düşünüyorum ki bir... E, Fiziksel aktivitesiz bir hayat yani fiziksel ha aktivitesi olmayan bir hayat monoton bir hayattır. Je pense qu'une vie sans activité physique. Bakın aktivite sportif dedik. Aktivite fizikte fiziksel aktivite, fiziksel faaliyet. Yani yine sağlık ve sporla ilgili bir e, cümle bu. Eğer hayatınızda yani fiziksel bir aktivitesiz bir hayat diyor ki, Monotondur. Et une vie monoton. Sonra Organizasyon Mondial de la Santé'nin bahsettiği, e, tahmini olarak verdiği bir rakam var. Ondan bahsediyor. Organizasyon Mondial de la Santé nedir? Dünya Sağlık Örgütü. Böylece bunu da öğrenmiş oldunuz. E, L'organizasyon, zaten adresin organizasyon. mondial, mondial, dünya demek. De la, la Santé de sağlık demek. Dünya Sağlık Organizasyonu, Dünya Sağlık Örgütü estime que le manque d'activité physique entraîne plus de 2 millions de décès par an. Şimdi décès ölüm demek. E, de, plus de 2 milyon, bakın 2 milyon de décès par an deseydik, yılda 2 milyon ölüm. Ama burada plus de 2 milyon var. Yani 2 milyondan fazla ölüm yılda. Cümleyi toparlarsak, Dünya Sağlık Örgütü Estimkö yani tahmini olarak söylüyor. Tahmini olarak bir rakam söylüyor burada. Estimi, estimasyondan geliyor. Tahmini demek, tahmin olarak söylemek demek. Yaklaşık olarak demek. Estimkörü monkt aktivite fizik yani fiziksel aktivite eksikliği bir insan hayatında fiziksel aktivite olmazsa anlamda. Antren, yol açmak. Antreni burada. Şimdi Aklınız şuna gitmesin. Antrenman ya da antrene bir spor. Antrenmanı değil burada bakın. Onunla alakası yok. Özellikle bu cümleye yazdım. Antrenman, e, antrene bir person dediğiniz zaman birisini bir spor, antrene yani sportif dediğiniz zaman bir sporcuyu antrenman yaptırmak. Ama burada e, bir insanın hayatında fiziksel aktivite olmazsa yani fiziksel aktivite eksikliği mank mank eksiklik demek olursa yani fiziksel aktivite eksikliği olursa bu durum antren plus de plus de 2 milyon de décès yani bu durum yılda 2 milyondan fazla ölüme neden oluyor yol açıyor anlamında buradaki antrenenin anlamı yani siz buradaki cümlenin anlamını ee, anlamında ne geçtiğini, ne anlatmaya çalıştığımı anladınız. Şimdi arkadaş diyor ki, j'en suis certain. Bundan eminim. Bakın, j'en suis certain. Être certain de bir şeyden emin olmak. J'en suis certain. Bundan eminim. On s'est mis d'accord pour s'inscrire à un club de gym. Bakın, şimdi eşiyle olan bir e, durumu anlatıyor. On s'est mis d'accord. Buradaki kalıp şu, se mettre d'accord, anlaşmak. Yani on dakika po kayan klub Yani bir jimnastik kulübüne kayıt olmak için anlaşmıştık diyor Matild. Jules'den bahsederek. Bakın burada yeni bir kalıp bilmiyorsanız eğer. Se anlaşmak. Bir konuda hem fikir olmak. Tamam bunu beraber yapacağız. Bunu şöyle yapacağız demek. On s'était mis d'accord pour s'inscrire. On s'était mis d'accord da burada zaman olarak plus que parfait bu arada. Bakın on s'était mi. Se mettre d'accord. Burada kimi? Se mettre d'accord. Metrin, Metre fiilinin halidir. S'inscrire, pour s'inscrire à un club de génie. Yani bir jimnastik kulübüne kaydolmak konusunda, kaydolmak konusunda anlaşmıştık. Mais Jules, ama Jules a changé d'avis. Ama Jules fikir değiştirdi. il veut faire du Wing Chun. yapmak istiyor. Wing bir kung fu'nun bir stili, bir koludur bu arada. Il veut faire Çünkü e, uzak doğu sanatları, uzak doğu dövüş sanatları çok ilgisini çekiyor. Et fasciné par kalıbı bir şeyin ilginizi çok çekmesi, o şeye karşı çok ilgi duymanız anlamında bir kalıp. Son sayfamıza geldik. Lütfen sabredin. Lütfen diyalonu da sonuna kadar izleyin. Je connais cet art martial et beaucoup de femmes le pratiquent aussi, car c'est très efficace. Ce style a été inspiré de la lutte entre un cobra et une grue, et c'est une technique qui ne donne aucune chance à l'adversaire. Ah bon Je pense que notre style de vie, mais aussi notre cadre de vie, va changer avec ce déménagement. Je le pense aussi, Mathilde. Vous allez vivre dans un nouvel environnement. le changement est parfois indispensable. Şimdi Matilde'nin arkadaşı şunu diyor. Je connais cet art martial. Bu uzak doğu sanatını biliyorum. Un art martial uzak doğu dövüş sanatı demek. Uzak doğu sanatı. Et beaucoup de femmes le pratiquent. Ve birçok kadın, çok kadın onu yapıyor. Yani ona gidiyor, o spora gidiyor. Le pratique aussi. Yani çok kadın da bu spora gidiyor. Kas et très efficace. Çünkü çok etkili. Ce style a été inspiré. Şimdi bu stil. Sonuçta bu bir dövüş stili. A été inspiré de. Être inspiré de bir şeyden esinlenmek. A être inspiré de quelque chose. Mesela bir şeyden esinlenmek. Bir şeyden alıntı yapmak anlamında. Ama burada esinlenmek anlamında. Ce style a été inspiré. Buraya dikkat edin. De la lutte. Mücadele. Ünlüt ya da lalüt mücadele demek. De lüt, entre un cobra et une grue. Şimdi kobra burada kobra yılanı. Grue de turna kuşu. Şimdi bu stil diyor ki stilin biraz tarihçesine nereden geldiğini açıklıyor arkadaşı. Yani ben diyor bu uzak doğu sanat, dövüş sanatını biliyorum. Bu stil diyor kobra yılanıyla kobra ile turna kuşu arasındaki mücadeleden esinlendi. Esetün teknik ve bu bir teknik. Ki ne don aucune chance à l'adversaire. Esetün teknik. Ki ne don aucune chance à l'adversaire. Adversaire karşı taraf demek. Yani dövüşül dövüştünüz kişi. Ve diyor ki karşı tarafa hiçbir şans tanımayan bir tekniktir. O kadar etkili yani. ne donner aucune chance à quelqu'un yani birine hiçbir şans vermemek hiçbir şans bırakmamak anlamında. Sonra Mathilde diyor ki "Ah bon? Öyle mi? Je pense que notre style de vie mais aussi notre cadre de vie va changer avec ce déménagement." Şimdi Mathilde şunu diyor. "Je pense que bakın yine çıktı karşımıza Pensefili, meşhur Pensefili. Je pense que notre style de vie. Style de vie yaşam stili." demek adı üstünde. Vie yaşam hayat. Düşünüyorum ki, yani hayat stilimiz, yaşam stilimiz me osi, mez osi ama aynı zamanda notre cadre de vie. Burada cadre de vie bakın özellikle bu kalıpları bu kelimeleri, cümleleri koydum diyalog ki bunları da bilin öğrenin diye. Kurgu bana ait tamamen. Je pense que notre style de vie, yani yaşam stilimizin mez aussi notre cadre de vie ama aynı zamanda yaşam çevremiz yani yaşadığımız çevre anlamında, environnement anlamında çevre. Yani yaşadığımız çevre va changer avec ce déménagement. Yani bu taşınmayla bizim hem yaşam stilimiz hem de yaşadığımız çevre değişecek. Yeni insanlarla tanışacağız, farklı e, durumlarla karşı karşıya kalacağız. Bir de eşinin Winchung'a yazılması büyük ihtimalde Matilde düşünüyor onun da ilgisini çekti gibi. Dolayısıyla yeni bir hayat bizi bekliyor. Yeni bir çevre bizi bekliyor anlamında bir cümle bu. Sonra arkadaşı diyor ki "Je le pense aussi Matin. Ben de öyle düşünüyorum Matin. Je le pense aussi. Vous allez vivre dans un nouvel environnement. Yeni bir çevrede yaşayacaksınız. Sonuçta Paris'in merkezi farklı. Başka bir yerde yaşıyorlar çünkü şu an le changement est parfois indispensable. Şimdi le changement, değişiklik, est parfois indispensable. Değişiklik bazen gerekli. Indispensable gerekli demek. Şimdi ben de öyle düşünüyorum Matin. Vous allez vivre, bakın vous allez vivre, futur proche, dans un nouvel environnement, un environnement, çevre demek. Yeni bir çevrede yaşayacaksınız, yeni bir çevrede hayat kuracaksınız, olacaksınız. Le changement est parfois indispensable et parfois indispensable. Yani değişiklik bazen gereklidir anlamında bir cümle. Farkındayım, uzun bir diyalog ama artık bu seviyede bu tür diyaloglara, metinlere alışmalısınız. Düzeyi gördünüz. Bilmeniz gereken çok kalıp var. Yeni kelimeler, yeni cümle yapıları, yeni cümle stilleri. Ama dediğim gibi B2 seviyesi böyle. Daha da zor diyaloglar olacak. yakında C1, C2 seviyesine zaten geçeceğiz. Orada metin incelemeleri de yapacağız. Daha komplike, daha karmaşık metinler ve diyaloglar göreceksiniz. Dolayısıyla lütfen alışın. Diyalog faydalı bulduysanız beğen yapmayı unutmayın. Çevrenizde tavsiye etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmadıysanız ya da çevrenizde bu kanalı bilmeyenler varsa, çok insan var, binlerce insan var bu bilgilere ihtiyacı olan. Lütfen çevremizde duyuralım. Onlar da faydalansınlar. Dersler zaten ücretsiz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.